Ludwigsburg'a hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni videomuzda Ludwigsburg ve civarındaki birkaç tane kasabayı bu videoda bulabileceksiniz. Stuttgart'tan sonra yeni bölümde bu bölgeyi ayırmak istedim çünkü videolar çok uzuyordu. Şu anda da geldiğimiz yerde arkamda gördüğünüz yer Ludwigsburg Sarayı. Eberhard Louis, eski Wittenberg kralı, o şaşalı günlerine yakışır bir saraya inşa etmek istemiş. Ve arkamda gördüğünüz 18. yüzyılların başında yapılan barok ve rokoko tarzı muhteşem bir saray inşa etmiş arkadaşlar. Kendisi ideal bir şehri planlamak istemiş o zamanlar. İdeal bir şehirden kastım da aynı o Barcelona'daki gibi hayal ettiğiniz ya da duyduğunuz ızgara şehir düzenini burada inşa etmek istemiş. Ve öldüğü zaman da bu bölgede 6000 insan artık yaşıyormuş. Şehir tamamen ızgara düzeniyle inşa edilmiş. Arkamda gördüğünüz saray da buradaki en nadide yer. Hemen arkasında da Miracle Garden var. Benim çok vaktim yoktu çünkü Heidelberg'e doğru gitmem gerekiyordu ve sadece burayı size tanıtmak istedim, anlatmak istedim. İçeri giriş 10 euro arkadaşlar. O biletle sadece bahçesini ve arkasındaki mucizeler bahçesini, çocuklar için çok güzel bir yer ama bu mevsimde iyi bir yer olmadığı için orayı şimdiden gitmek istemedik. Bu parayı ödemek istemedik orası için de. Ama bahar aylarında ve yaz aylarında muhteşem bir bahçe haline geliyor. Size tavsiye ederim mutlaka gitmeniz için de. Ona da ücret ödemenize gerek yok. Ekstradan sarayın içinde gezmek istiyorsanız 9 euro ödemek zorundasınız. Şimdi buradan sonra Ludwigsburg şehrini biraz da anlattıktan sonra diğer kasabamıza doğru yolumuza devam edeceğiz. Ludwigsburg'da görmeniz gereken bir diğer yer arkadaşlar Marktplatz. Yani artık bunu biliyorsunuzdur, birçok videoda bunu anlattım. Marktplatz şehrin ana meydanı demek. Şu anda bulunduğum meydanda bu güzel kasabadaki barok ve rokoko mimarisiyle dolu evlerin bulunduğu meydan. Maalesef burada da Noel pazarı iptal edilmiş. Bakın görüyorsunuz. Hatta az önce konuştum, 10.000 euro para harcadık ama iptal oldu. Herkes çok kızgın hükümete. Yani yapacak bir şey yok. Bizim de şanssızlığımız oldu ama daha büyük sorunlar var tabii ki bizim için de kur gibi. Durum bu şekilde. Burada restoranlar, kafeler, bütün mekanlar bu meydanın, kare meydanın etrafında sıralanıyor. Evler de daha yeni. Dediğimiz gibi zaten Ludwigsburg aşağı yukarı 300 yıllık bir kasaba olduğu için çok eski eserler göremiyorsunuz. Kiliselerinden de zaten anlayabiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Buradan sonra diğer kasabaya doğru yolumuza devam edeceğiz. Sıradaki kasabamız Bietigheim, Bissenheim. Yani artık isimler o kadar zor ki arkadaşlar. Şu anda yine bir önceki Ludwigsburg'a yaklaşık 9 kilometre mesafede çok şirin küçücük bir yere geldik. Burası da kendi halinde daha çok yaşlı nüfusun yaşadığı bir yer. Arkamdaki gördüğünüz kule de buranın en ünlü kulesi. Daha çok da fazla turistik mekan yok ama çok şirin bir görüntü veriyor özellikle Noel zamanında. Burada da böyle küçük birkaç tane yine kulübe var. Muhtemelen akşam bunların hepsi açılıyor. Burada herhangi bir Noel pazarı falan kurulduğu yeri daha göremedik. Dediğim gibi burası da bu şekilde. Zaten bundan sonra Aquaduct var. Orayı size göstereceğim. Ondan sonra bir sonraki kasabaya devam edeceğiz. Şimdi burada da gördüğünüz gibi küçük bir market kurulmuş şehrin meydanına. Bakın işte insanlar Noel'de evlerini süslemek için alışverişlerini yapıyorlar. Çok ciddi bir pazar arkadaşlar. Çam ağacının işte parçalarını satın almak. Gördüğünüz gibi bakın çeşit çeşit var burada. Işıklar, işte diğer ekipmanlar falan satılıyor. Burada gördüğünüz evler arkadaşlar yine tipik Alman mimarisinin örneklerinden. Burada bolcanı görebiliyorsunuz. Çok güzel restore edilmiş çoğu da. Şurada da küçük bir meydan var. Oraya doğru da devam edeceğiz. Ya yaklaşık bir saatte aslında bu kent merkezini görebiliyorsunuz. Çok da vakit kaybetmenize gerek yok. Zaten bu şekilde birkaç sokak var. Biz de hani keşfederek devam ediyoruz. Arkamda çok değişik bir heykel var arkadaşlar. Burası da sanki Old Town'un diğer kapısı gibi bir girişte bulunuyor. Bremen mızıkçılarını andırıyor ama 4 tane at var. Üstünde de değişik semboller var. Almanca yazıyordu her şey. O yüzden tam anlayamadım. Bir kargo çalışanına sormaya çalıştım. O da bizim bir masal kahramanımız diye anlattı. Mistik bir hikayeymiş. Hemen yanında da hem sanat galerisinin hem de çocuklar için oyun alanlarının olduğu bir merkez var. Bu kasabadaki turumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Sırada Heilbronn var. Bu noktada bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın bu gezdiğimiz birçok kasaba 2. Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkılmış ya da sonraki dönemlerde sefaletten bakımsız kalmış yerlerdi. Ama son 30-40 yılda o kadar güzel restorasyonlar yapılıyor ki
Yani size halen sanki 300-500 yıl öncesinden kalma evlenmiş hissiyatı veriyor. Gel gelelim ki Türkiye'de birçok şehir geçmişi yok, tarihi yok. Hepsi Cumhuriyet'ten sonra kurulmasına rağmen talan edilmiş halde. Düzensiz, altyapı yok, bir şey yok. Yani zor bir şey değil. Gerçekten mantıklı. Ülkesini seven insanların yönetmesi çok önemli. Bu belediyeler için de geçerli, hükümetler için de geçerli. Ama Türkiye'de bu hiçbir zaman olmadı. Umarım bundan sonraki süreçte hem tarihimize hem de şehirlerimizin altyapısına sahip çıkarız. Daha düzgün, daha düzenli şehirler yaratırız. O yüzden Almanya bu konuda gerçekten diğer Avrupa şehirlerinde ya da ülkelerinde olduğu gibi çok iyi bir örnek. Şimdi zaman darlığından dolayı arkadaşlar ta karşıya kadar gidemedim. Şu karşıda gördüğünüz Aquaduct yani su kemerleri Bethlehem'deki en ünlü eserlerden bir tanesi. Zaten aşırı bir tarihi olmayan bir şehir ama Almanlar için çok önemli bir su kemerine sahip burası. Şu anda da tren yolu olarak kullanılıyor. Yukarısında trenler geçiyor. Hemen kanalın altındaki kanalda çok güzel bir görüntü veriyor. Segovia'dakine biraz benzetiyordum ama Segovia'daki Roma döneminden kalma olduğu için çok eski bir köprü. Burası biraz daha yeni. Şimdi artık bakın şu karşıda gördüğünüz Old Town'a doğru yolumuza devam ediyoruz. Şimdi biraz otoparklardan bahsedelim. Arkadaşlar Bethlehem'e geldik. Bethlehem. Birçok küçük kasabanın ya da işte şehirlerin biraz daha şehir merkezine uzaklıkta ücretsiz otoparkları da bulunuyor. Şu anda gördüğünüz alan bu şekilde ya da çok ucuz oluyor. Yani saatlik 1 euro gibi bir ücret oluyor. Zaten onu kapıda alıyorsunuz. Sonra çıkmadan önce de makinesine koyup paranızı ödeyip yine aynı kartı basarak çıkıyorsunuz. Şu anda Bethlehem Bissenheim kısmına geldik. Orada da hemen 200 metre ileride şehir merkezi var. Burası çok küçük bir yer olduğu için de böyle ücretsiz bir alan yapmışlar. Diğer şehirlerde bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir sonraki kasabamız arkadaşlar Bethlehem. Burası da Bethlehem kasabasına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta. Daha küçük, daha sakin bir kasaba. Zaten aşağı yukarı 1 saatte maksimum buraya gezebilirsiniz. Heilbronn'da Heidelberg tarafına gidecek olursanız bu kasabaya da mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Şimdi çekebileceğim mekanları çekeceğim. Ben de bir liste yapmadım çünkü buranın çok küçük olduğunu biliyordum. Sokaklarda fotoğraflarımızı çekip yolumuza devam edeceğiz. Arkamda da diğer bütün şehirlerdeki Rathaus yani belediye binasına çok benzeyen, üzerinde yine saati olan belediye binası var. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor. Buradaki evler daha güzelmiş arkadaşlar. Şimdi gezdikçe biz de keşfediyoruz. Alman mimarisine uygun yapılar burada da var. Dikkat ederseniz burada ahşap yapılar ya da taş yapılara ahşap süslemeler yapılmış. Dün de bu mimari size anlatmıştım diğer videomda. Ama evlerin dokusu çok güzel gerçekten. Şimdi de bu kale şehri keşfetmeye devam ediyoruz. Burası da Bethlehem Kilisesi arkadaşlar. Buranın da en büyük dini yapısı bu. Steinhaus yani taş evlerin yanında bulunuyor. Burası şehrin artık en yüksekteki noktası. Buraya çıktıktan sonra güzel bir manzarayla şehri izleyebilirsiniz. Sonrasında zaten yolculuğumuz bitiyor. Yine bu yoldan aşağı doğru devam edeceğiz. Rotalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki mekanımız da Heilbronn. Heilbronn da Almanya'nın yine önemli şehirlerinden bir tanesi. Burası çok turistik bir yer değil, onu da söylemek istiyorum. Şu anda geldiğimiz noktada da şehrin işte ana meydanının olduğu kısım ve arkamda gördüğünüz en önemli tarihi binası St. Kilian Kilisesi diye geçiyor. Bu kilisenin geçmişi aslında 12. yüzyıla kadar dayanıyor. Sonrası dönemlerde tabii bir gotik kilise olarak yapılmış. Sonraki dönemlerde 14. ve 15. yüzyıllar Rönesans'ın da etkisiyle eklemeler yapılıyor. Heilbronn savaş döneminde çok ciddi bombardıman alan, 2. Dünya Savaşı'nda bombardımana uğrayan bir şehirmiş ve bu kilise de bundan nasibini almış. Sonraki dönemlerde eklemeler yapılırken son halini de almış. Şu anda dediğim gibi Heilbronn'da görebileceğiniz 3-4 tane mekan var. En önemlisi de burası. Şimdi biraz da meydanını gezelim. Heilbronn'da görmeniz gereken bir diğer mekan arkamda gördüğünüz astronomik saat arkadaşlar. Strasbourg Katedrali'ni de tasarlayan Isaac Heppert'in yaptığı bu saat her saat başı bir görsel şöyle dönüşüyor. Bakın arkada gördüğünüz iki tane trompet çalan melek döne döne trompet çalıyor. Şu an daha neredeyse yarım saat var bize vakitten dolayı şu an çekemeyeceğim ama buraya geldiğiniz zaman hem bu gotik eserlerin bulunduğu meydanı hem de bu belediye binasının üstünde bulunan astronomik saati de görmeyi unutmayın. Artık yeni rotamıza doğru devam ediyoruz.
Ve bu videonun son durağı olan Bad Wimpern kasabasına geldik arkadaşlar. Burası tam bir ortaçağ kasabası. Heidelberg'e yaklaşık 47 kilometre uzaklıkta. Çok güzel, etrafı surlarla çevrili, devasa bir gözetleme kulesi olan, çok eski, 1200 yıllara dayanan geçmişi olan taş evleriyle ünlü bir yer. Tabii ki yine Alman mimarili evleriyle göze inanılmaz hoş gelen bir kasaba. Şu anda da arkamda buranın en ünlü kiliselerisi olan Bad Wimpern Kilisesi'nin önünde de bu açılışı yapıyorum. Çok güzel bir gün oldu. 5 tane şehri gezmiş olduk bu videoda. Bundan sonra bu kasabada gezeceğiniz birkaç yeri anlattıktan sonra kapanışı yapacağım. Şehirde görmeniz gereken bir diğer nokta Blaumer Taum. Yani mavi kule arkadaşlar. Muhtemelen yukarısındaki çatısı biraz mavi renklere andırdığı için öyle söyleniyordur. Burası tam bir ortaçağ kale şehri arkadaşlar. 1200'lü yıllardan beridir bu arkamdaki kale dimdik ayakta. Niçin kullanılıyormuş? Tabii ki şehrin savunması için. Etraf surlar ve ortasına bir gözetleme kulesi 70 metre uzunluğunda neredeyse 800 yılı aşkın süredir dimdik ayakta. Az önce dediğim gibi. Yani burası gerçekten çok güzel bir yermiş. Ben bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Bilseydim daha çok zaman ayırırdım. Ama hemen şu an ben arkamda gördüğünüz Steinhaus yani taş evle birlikte buradaki en önemli eserler de bunlar oluyor. Tabii şehri güzelce ve sokaklarını turlamaya devam etmeniz lazım. Çünkü çok güzel sürprizler karşınıza çıkıyor. Ben de şimdi öyle yapacağım. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu şu ana kadar en çok sevdiğim Bad Wimpern kasabasında bitiriyorum. Bugün size Ludwigsburg'u, Biesgheim'i, Bittingheim'i falan artık şehirler o kadar çok karıştı ki. Hepsi anlattım. Stuttgart'la Heidelberg arasında görmeniz gereken 5 önemli kasabaydı bunlar. Ve önümüzdeki videoyu da mutlaka şimdiden bildirimleri açarak beklemenizi tavsiye ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Ve Schoendewey'le rotalarımız devam edecek. Görüşmek üzere.